Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere Word Art anlatacağım sizlere. Word Art ne demek? Word Art'taki özellikler nasıl kullanılıyor? Bunlara bakacağız. Daha önce Smart Art'ı görmüştük arkadaşlar. Ekle kısmına geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi metin butonun altında bağlı olarak Word Art var burada. Buradan herhangi birisini seçebiliyorsunuz bu şekilde. Tıkladığınızda buraya yazın şeklinde bir ibare yer alacaktır. Ya da bunu seçip buradan Word Art yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. İki yöntemde de var. Şunu biraz aşağı indirip sizlere iki yöntemi de göstereyim. Öncelikle herhangi bir yazı yazalım mesela. Ekle diyelim. Word Art'a giriyoruz. Buradan bu şekilde bir biçim seçtim. Buraya ahşap işleme sektörü yazdım mesela. Bunu buraya taşıyorum. Artık bunun üzerinde birçok değişikliği burada Word Art stilleri içerisinde yapabilirim. Bakın. Gördüğünüz gibi birçok özelliği buradan kullanacağım. Aynı şekilde. Hatta böyle parça parça da istersek uygulayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bakın. Yani bir cümledeki, bir kelimedeki her şeyi ayrı ayrı yapabilirsiniz buradan. Bu şekilde diyelim oluşturduk. Ya da daha başka ne stiller var? Buraya geldiğimiz zaman görüyoruz. Şu anda şu metin dolgusu kısmından renklerini değiştirebiliyoruz. Bakın yeşil yaptım. Buradan mesela yine bu kısımları ayarlayabiliyoruz. Buradan da kalınlıklarını ayarlayabiliyoruz. Yine renkler burada. Daha sonrasında metin efektleri kısmı var bakın. Daha önce bu kısımları anlatmıştık. Bunun resim olarak anlatmıştık. Bu kez yazıyla sizlere gösteriyoruz. Yine yazılarda da bu şekilde yansıma, gölge, her şey uygulayabilirsiniz. Tabii ki sizler için hangisi uygunsa, lazımsa onu yapabilirsiniz. Birinci durum bu. İkinci durum ise ben ola ki hazır yazılmış bir şey yapmak istiyorum diyorsanız, mesela şu başlığı Word Art'a göre ben şekillendirmek istiyorum diyorsanız, öncelikle metni seçiyoruz. Daha sonrasında ekle butonuna tıklıyoruz. Buradan Word Art'ı buluyoruz. Buradan da istediğimiz bir stili seçiyoruz. Misal diyelim ki şöyle bir stil seçmek istiyorum. Tıkladığınız anda sizin başlığınızı bu hale getirecektir. Bunu da istediğimiz gibi düzenleyebiliriz. Hatta bunun boyutunu mesela daha küçük yaptık diyelim. Şu şekilde uygulayabiliriz. Bu ekle butonundan yine buradan pardon biçim butonunda konumlandırma var. Evet buraya arıyorduk. Şu anda konumlandırmasını da istediğimiz gibi yapabiliriz bakın. Nereye gelmesini istiyorsak yazının. Bunu bu şekilde uygulayabiliriz. Daha sonrasında bir başlığa daha yapalım. Alt başlığa yapalım burada. Yine ekleye geldik. Word Art'a geldik. Buradan böyle bir şey uygulamak istedik. Gördüğünüz gibi. Yine buradan da farklı çerçeveler, renklerle de bunu şekillendirebiliriz. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum. Bakın buradan üst üste de yapabiliyorsunuz. Silelim şunu. Öncelikle seçtik. Word Art'ta yine bir değişiklik yapmak istiyorum. Şu şekilde uygulayabiliriz. Alttakini kaldırabiliriz. Bu da farklı bir tarz olmuş oldu. Yine sıfırdan yazmak içinse ekleye direkt tıklayabilirsiniz. Diyelim buraya da başka bir şey yazacaksınız. Buradan bunu da uygulayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayınız.